Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol, işini yap. Evet, biraz efkarlandığımıza, Unreal Marketplace'i özlediğimize göre gelelim artık konumuza. Bildiğiniz gibi her ayın ilk salısı Unreal Engine Marketplace'te Unreal Engine geliştiricilerine özel 5 tane premium asset verilir. Biz de onları güle oynaya kütüphanemize eklerdik. Tabi Fab.com'a geçiş burada da bir değişikliğin habercisiydi. Ben de normalde demo videoyu çekip yayınlayacaktım. Açıkçası çok da bir değişiklik beklemiyordum ama ciddi bir değişiklik var. Öncelikle her ayın ilk salısı ay boyunca 5 tane asset yerine her ayın ilk salısı 2 hafta boyunca 3 asset. Yani her ay 6 aset 2 hafta 2 hafta olacak şekilde bölüştürmüşler. Her 2 haftada bir 3 tane alacağız. Aslında bu işin güzel tarafı, işimize yarayacak olan tarafı, ekstra bir asete hayır demeyiz. Her 2 haftada bir alırız, problem değil. Ama sıkıntı olan mevzu şu, en azından Unreal Engine kullananlar için. Artık belirlenen bu 3 aset sadece Unreal Engine özel olmayabilecekmiş. Yani bildiğiniz gibi Fab.com artık Unity, UEFN yani Unreal Engine, Fortnite kullanan insanlar da kullanabilecek. Buradaki geliştiricileri de teşvik etmek için sanırım belirlenen asetler hem Unreal Engine hem Unity, belki sadece Unity, belki sadece Unreal Engine Fortnite olacak. Yani sadece Unreal Engine özel bir içerik olmayabilme ihtimali var arkadaşlar. Bu bizim için sıkıntılı bir haber. Yani ne olacağını göreceğiz. Ama şu an gördüğünüz gibi Fab.com'a girdiğimizde burada 19 Kasım Türkiye saatiyle akşam saat 6'ya kadar 3 tane bedava setimiz var. Bu arada bu konunun detaylarını aşağıda forum sayfası linki bırakacağım. Epic Games'ten yetkili bir arkadaş ufak da olsa bir açıklama bırakmış. Şimdi o zaman aylık değil haftalık, 2 haftalık daha doğrusu bedava assetlerimizi hemen downloadlayalım. Aa bak şunu da unutmayalım. Bunlar bize standart lisansla veriliyor. Yani bundan öncekiler aslında normal düz tek bir lisans vardı ve istediğin şekilde kullanabiliyordun. Şimdi standart lisansla veriliyor. Bu da şu demek. Açıkçası çok lisansı okumadım ama yüzeysel olarak baktığımda şunu gördüm. Mesela bu asseti oyunumuzda kullandık ve oyunumuz 100 bin dolardan fazla sattı. O zaman bu arkadaşlara ekstra bir ödeme daha yapmamız gerekiyormuş. Anladığım, gördüğüm kadarıyla. Ayrıca gördüğünüz gibi Unity paketleme tarafı da burada etkin. Siz zaten şuradan da görebilirsiniz. Hatta hemen diğerlerine de bakalım. Bak bu sadece Unreal Engine özel. Bu da sadece Unreal Engine özel. Son olarak şundan da bahsedeyim. Bu Unreal Engine özel asetleri Unity'ye veya Godot'a aktarma nasıl aktarılır? Legal mi? İllegal mi? Aktardığım o ürünlerle oyun çıkartabilir miyim? Başım ağrır mı? Falan gibi detaylar için Game From Scratch'in hazırladığı güzel bir blog yazısı buldum. Onun da linkini aşağı bırakacağım. Merak edenler de oradan da bakabilir, inceleyebilir. Şunları ben hemen kütüphaneme ekliyorum. Şimdi bunu rahatlıkla Unreal'in içerisinden Windows'dan Fab'i açıp şuradan mesela buldum projeyi. Add to project diyeceğim. İndirmeyi de Unreal'ın içerisinden yapıyor. Güzel. En azından %100'de bir şeyler veriyor. Bu arada setleri incelemeye başlamadan önce yeni gelen arkadaşlar için kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğenebilirim ve destek olursanız sevinirim. Ayrıca Discord toplumumuza hepinizi davet ediyorum arkadaşlar. Bu arada kütüphanede gözükmezse şuradaki refreshleme tuşuna basın. İki tane asseti indirip üzerine bir tanesini açmaya çalışmak. Şu an arka planda bilgisayar... Aynen bu şekil. Evet evet evet, military base'imiz hazır. Lan ben burayı biliyorum. Ben bu aksanı bir yerden hatırlıyorum. Hello everyone. So today's episode I am going to show you how to... Nereden hatırladığımı bulduysam şu an zaten görüyorsunuzdur. Adettendir, acaba büyüklüğüne bakalım haritamızın. Lan ilk defa şöyle disiplinli, kare mare, her şeyin nizami şekilde hazırlandığı bir harita görüyorum herhalde. Askeri harita hazırlamanın verdiği bir şey. Landscape yeterince büyük sanırım ama önemli olan şuradaki alanın büyüklüğü. Yani askeri havaalanı için gayet yeterli gibi. Burada tabii teker teker bakmayacağım. Şöyle genel hatlarıyla, hatta bir karakteri de bir içeri atalım. Hani kine bir bakalım etrafa ne var diyor. Gayet güzel duruyor. Buradan biz direkt overview geçip ne kadar aset var, ne kadar aset bize bırakmışlar, ne kadar asetle buralar ortaya çıkmış, ona bakalım. Yani hangarımız, silolarımız, kulelerimiz, güvenlik kulübemiz, burada da kullanılan asetler var. Bir tık sanki detay asetlerimiz az gibi. Belki böyle uçak, helikopter gibi ufak bir iki güzel detay daha olsaydı çok daha mutlu edebilirdi. Onun dışında güzel, fena değil. Hiç beklemeden forest animal'ımıza geçelim. Teker teker bakalım. Önce ayımıza, kanatlı ayımıza. Abi... Ya şu an gözümde şeyler canlandı, biliyorsunuz mu? Bu Ranch Simulator falan gibi oyunlar canlandı. Yani çünkü orada kullanılan arabalar, hayvanlar, bazen binalar, hepsi genelde direkt Unreal'ın verdiği aylık bedava setlerden veya direkt bedava setlerden kullanılıyor. Şu an direkt oradaki ayı da vs atıyor gibiyim yani. Direkt o anım canlandı. Bak bak, birebir animasyonlar falan. Hatta bu paketi daha önce almış bile olabiliriz. Şu an öyle bir anımsama yaşıyorum.
O oyun aklıma geldi de daha birçok oyunda görürsünüz zaten bunları. Ya görürsünüz derken de hani kötü anlamda söylemiyorum. Gayet güzel bu arada, hani kalite olarak gayet güzel hayvanlar. İhtiyaç olunca ben de kullanırım yani. En son bir şeylerine bakacağım bunların. İskeletlerine, rigleri varsa riglerine bakacağım. Hatta en son bakayım, şimdi bakayım. Abi burada adamlar iskeleti gayet yapmışlar, baksana şuna. Yani ben buna bir kontrol rig giydirsem, tabii ben manekine normal insan iskeletini giydirmeyi biliyorum da öğrenilir yani. Bunun illa tutorialı falan vardır. Kendi animasyonunu da yaparsın burada. Ceylanlar ve geyikler. Hemen bakalım tilkiye. Animasyonlarının olması bence çok güzel olmuş. Yürüme, koşma, saldırma, kaçma, ölme, hatta hit alma. Gerekli tüm animasyonları var yani. Hatta şu player'ı tespit etme animasyonu değil mi? Şu arkadan, şu ikinci sıradaki. Beni gördü böyle elimde tüfekle. Saldırsam mı, kaçsam mı pozisyonu? Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol, işini yap. Son olarak buradan tavşanımıza geçelim. Tehlike anında hemen bir sağ solu kopluyor falan. Ama hiç şaşmaz bu da. Kaçacak hemen. Burada da ölüyor. Skinleyeceğiz birazdan. Neyse, güzel. Beğendik. Fena değil. Bu aset de gayet iyi. Hemen bir outliner asetimizi açalım. Hani mesela outliner derken sadece player'dan değil. Mesela bakın burada taş sanırım bu. Bunun aynısını muhtemelen bir önceki hayvan paketiyle birleştirip hayvanlara falan da entegre edebiliriz diye düşünüyorum. Hat bunu komponent olarak karakter eklemeyi öğretiyor. Tamam mı? Ona şu an ihtiyaç yok ona. Şuraya gelip bastığımızda bir collision'la falan tetiklemişler. Güzel. Gayet güzel bu arada. Oval bir nesnenin outliner'ını da gayet güzel yapmışlar. Ama şöyle açıları değiştirdiğimizde gayet güzel, buglanmayan iyi bir outliner var burada. Aa tamam, şimdi line tracing'i yaptıklarını anladım bak. Görev NPC'si gibi mesela, bu ne yapıyor? Aynısı. Heh bak, bundan bahsediyorum. Tam olarak iyi çalışması gereken duvar arkası outliner'lar. Karakterde falan da gayet güzel yansıyor. Vallahi güzel, beğendim ben. Beklenti oluşturdu, her şeyi veriyor. Beklentisini karşılıyor yani. Materyalden hakikaten anlayan biri değilim. O yüzden açıkçası buraya girip biliyormuş gibi incelemeyeceğim. Aa bak, böyle işte teleport Niagara'sı da yapmışlar. Particle artık her neyse. Bu ayki paketleri... Ay pardon, bu ayki diyorum. Bu haftaki paketleri. Daha doğrusu bu 2 haftalık paketleri. Beğendim. Sizler de fev.com'a girip kütüphanenizi eklemeyi unutmayın. 2 haftanız olduğunu da unutmayın. Eskisi gibi ay boyunca orada durmayacak. Tekrardan hatırlatayım, kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğenebilirsiniz, destek olursanız sevinirim. Ayrıca hepinizi Discord toplumumuza bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter.